Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bir dolar videosunda da hep birlikte beraberiz. Sizlerle birlikte dün yapmış olduğumuz videomuz içerisinde dolar TL kurunda 9.40 seviyesine dikkat çekmiştik ve dolar TL kuru tam belirlediğimiz seviye üzerine deyip buradan bir tepki yükselişi içerisine girdi. Peki şimdi dolar TL kurunda düzeltme hareketi bitti mi? Sizlerle birlikte bunu yeni videomuz içerisinde ele alacağız. Ayrıca dolar-TL kurunda 10.70 seviyesinde biliyorsunuz uzun vadeli bir hedefimiz vardı. Bu hedefimiz de artık çöp olup bitti mi? Sizlerle birlikte bunu bu video içerisinde değerlendirmeye alacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza bir beğeni atarsanız kanalımıza daha fazla arkadaşımızın ulaşmasına sebep olursunuz. Herhalde kanalımızda bu bir beğeniyi hak ediyor. Ayrıca konut sektörüne biraz değinelim arkadaşlar. Satılık ev fiyatları ve faizlerin düşmesiyle birlikte bu sektör içerisindeki müteahhit arkadaşların yapması gerekenleri bu video içerisinde değerlendirelim. Çünkü bu video içerisinde ev fiyatları ile ilgili önemli bir açıklamalarda da bulunacağız. Bu açıklamalar uyulmaması halinde özellikle konut sektöründe büyük batmalar yaşanabileceğinin maalesef ki sinyalleri de piyasalardan gelmiş durumda. Evet sevgili dostlarım kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımızı dışarıdan seyreden arkadaşlarımızı da kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Evet sevgili dostlarım öncelikle dolar-TL kurunda artık düşüş bitti mi? Bizleri ilgilendiren bölge dolar-TL kurunda 9.40 seviyesinde bulunan destek bölgesiydi. Ve bugün itibariyle bu 9.40 destek bölgesi bizler için güzel çalıştı ve buradan tepkisini dolar-tl kuru aldı. Fakat bu dolar-tl kuru için yukarı yönlü hareketin devamı için yeterli bir hareket maalesef ki değil arkadaşlar. Daha çok bu hareket dolarda alım bekleyen arkadaşların faydalanabileceği bir hareket şeklinde değerlendirilebilir. Dolar-TL kurunda bugün itibariyle artık bizler için 9.56 seviyesine direnç bölgemizi çekmiş durumdayız arkadaşlar. Bu 9.56 seviyesi artık Dolar-TL kurunda bir direnç. Gene 9.40 seviyesinde bulunan bölge ise bizler için bir direnç konumunda hareketler bu şekilde. Fakat yönümüz hala düzeltme hareketinin 9.56 üzerine atılmadığı ve geçilmediği müddetçe devam ettiğini bizlere gösteriyor. Aşağıda 9.40 hala takibimizde. Fakat buradaki 9.40 seviyesinin aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte eğer kırılır ise buradan sert bir aşağı yönlü tekrardan bir düzeltme hareketi 9.28 seviyesi bölgesine doğru Dolar-TL kurunda yaşayabiliriz. O yüzden hala Dolar-TL kurunda tehlike geçmiş sayılmaz. Tehlikenin geçebilmesi için arkadaşlar bizim şuradaki EMA değerimizin üzerinde dolar-tl kurunda kapanışlar görmemiz şart. Yani 9.56 seviyesi üzerinde bugün itibariyle artık yeni bir kapanış seviyesi yaşamamız şart. Bu yaşayış kapanışlar dolar-tl kurunda görülmediği müddetçe aşağıda gene dediğim gibi arkadaşlar 9.40 bu desteği kırar ve 9.28 seviyesine doğru Dolar-TL kurunda düzeltme hareketine devam eder. O yüzden bizler hala şu an itibariyle Dolar-TL kurunda aşağı yönlü hareket beklentimiz devam etmekte ve hedef bölgemiz bugün itibariyle Dolar-TL kurunda 9.28 seviyesine çekmiş durumdayız arkadaşlar. Evet Dolar-TL kurunda bizler için 10.70 riski bitti mi? Yani 10.70 uzun vade bekleyen arkadaşlar için bozuldu mu veya bu seviyemiz hala devam ediyor mu? Şimdi biraz sonra zaten sizlerle birlikte bunu inceleyeceğiz. Orta vade ve uzun vadeci arkadaşlar için bu seviyenin devam edip etmediğini burada grafik ve teknik analiz yöntemini kullanarak bulmaya çalışacağız. 10.70'e geçmeden önce arkadaşlar Dolar-TL kurunda henüz bir düşüş trendi başlamış değil. Bu hareketler sadece bir düzeltme hareketi şeklinde bugün itibariyle düşünülebilir. Düşüş hareketlerinin başlayabilmesi için Dolar-TL kurunda bazı seviyelerimiz var. Bu seviyelerin altında
kapanış görmemiz şart. Bu kapanışlar gelmediği müddetçe bizler dolar-tl kurunda henüz bir düşüş hareketinin başladığını söyleyemeyiz. Dolar-tl kurunda riskler hala masada. Özellikle Halkbank davası, biliyorsunuz hepimiz bu davayı takip ediyoruz ve bu davanın yeniden yargılanma süreci ilerleyen dönemlerde bizi biraz zorlayacaktır. Onun ardından biliyorsunuz Türkiye'nin gri listeye alınma durumu, yani kara parayla mücadelede yetersiz kalan ülkeler seviyesine çekilmiş olması, bu da ülkemize girecek olan maalesef ki sıcak paranın, yatırım yapılacak paranın girmesini engellemekte. Onun ardında gene bu riskler arasında Merkez Bankası'nın hala faiz indirimlerine devam edebilirliği. Bunlara da gene Merkez Bankası faiz indirimlerine devam etmesi durumunda dolar-tl kurunda gördüğünüz gibi geçenki faiz indiriminin ardından gelen yükselişler. Bu faiz indirimlerinin devam etmesi durumunda kurda tekrardan yukarı yönlü hareketler görme ihtimalimiz de oldukça yüksek arkadaşlar. Kurdaki düzeltmenin 10 büyükelçinin yapmış olduğu açıklamaları biliyorsunuz geri vites yapmaları sonucunda kurda düzeltme hareketleri başladı. Sizleri yapmış olduğum son videolarda tam tepe zirvelerinden zaten uyardım. Yeni alım yapacak olan arkadaşlara zaten bu seviyelerden alım önermiyorduk. Onlar da kendileri zaten bizi yıllardır takip ettiğine göre bu kadar üst seviyelerden alım yapmamıştır diye umut ediyorum. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Onların hepsine buradan hoş geldin dileklerimi de iletiyorum. Büyükelçiler biliyorsunuz Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesi, yani ülkelerin iç işlerine ve hukukuna karışmama yönündeki sözleşmeyi bunlar yayınladılar. Yani kabul ettiklerini beyan ettiler. O yüzden söyledikleri sözü bir reyteş şekliyle geri almak zorunda kaldılar arkadaşlar. Şimdi emlak sektörü faizlerin düşmesiyle birlikte emlak sektöründe bir miktar, ev fiyatlarında, ev satışlarında bir miktar canlanma yaşanabilir arkadaşlar. Özellikle konut sektörüne dayalı olarak faizlerin düşürülmeye çalışıldığı zaten tüm ekonomist arkadaşlar ve uzman arkadaşlar tarafından dile getiriliyor. Burada müteahhit arkadaşlara seslenmek istiyorum. Özellikle müteahhit arkadaşlar bundan faydalanıp ev fiyatlarını yukarı yönlü çekme yoluna gidecek olurlar ise bakın bu işten en fazla zararı kendileri görecektir. O yüzden makul olduğu kadar çok ellerindeki stokta kalan evlerini satma yoluna gitsinler. Hatta karlarından bile biraz feragat etsinler diyorum. Ülkemizin bu zor koşullardan geçtiği süreç içerisinde eğer ki bunları bir fırsat haline dönüştürüp ev fiyatlarında tekrardan yukarı yönlü bir fiyat çıkartma yoluna gider iseniz arkadaşlar bundan en fazla gene müteahhit kesimi zararlı çıkacaktır. Elinizdeki evler elinizde patlar. Satış yapamadığınız sürece de sizler ilerleyen dönemlerde biliyorsunuz Çin'de bir Evergrande krizi yaşandı. Özellikle emlak sektöründe bu kriz devam etmekte. Bu krizin dünyadaki ilerleyen ekonomik gelişmeler neticesinde de hiperenflasyonist bir döneme girmesiyle birlikte hepiniz zora düşer ve çoğunuz batarsınız benden söylemesi. O yüzden şu an bu fırsat elinize geçmişken bu fırsatı kötü yönde değil, iyi yönde halkın amaçları doğrultusunda değerlendirmeniz faydalı olacaktır. Bir arkadaşımız demir fiyatlarıyla ilgili inşaat işim var. Bu işimize devam edelim mi veya bekleyelim mi? Demir fiyatları düşer mi diye söylemiş. Arkadaşlar enflasyonist bir ülkede yaşadığımız unutulmamalı. Bizler dolar düşse bile geriye dönük fiyatlarda biliyorsunuz hiçbir zaman bir düşüş yönünde hareket bu piyasalarda görmüyoruz. Yani fiyatlar olduğu gibi sabit kalıyor. O yüzden inşaat ve üretim yapacaksanız bir an önce yapın derim ben. Bunu ertelemeye gerek yok. Zaten fiyatlar, özellikle demir fiyatlarında geriye yönlü bir düşüş beklentim maalesef ki bu dönem içerisinde yok. O yüzden işlerinizi aksatmadan rutin bir şekilde yapmanız tavsiye olunur.
Asgari ücret açıklaması bu video içerisinde yaptığım için bazı arkadaşlar tepki göstermiş. Fakat o arkadaşlara da buradan sesleniyorum. Gerçekten asgari ücretlinin durumu zor. Bu arkadaşların geçinme durumu çok zor. Bu tür sosyal olaylara bizler burada bir tepki göstermek isek kimler tepki gösterecek arkadaşlar? Bu arkadaşların sorunlarını kimler dile getirecek? Bunu da elinizi vicdanınıza koyup sizlere sormak istiyorum. Evet sevgili dostlarım, hemen dolar-tl kuruna tekrardan geçelim. Bizler için 10.70 fiyatlaması bitmiş mi? Hayır arkadaşlar, 10.70 fiyatlaması bizler için bitmez. 10.70 teknik olarak bitebilmesi için özellikle dolar-tl kurunun şurada gördüğünüz 8.20 seviyesi altında kapanışlar yapması şart. Yani bizler teknik olarak baktığımız zaman buradaki çanak kulp formasyonunda bir bozulumun gelebilmesi için bu kulbun alt fiyatlanmasının altında bir fiyatlanma gelmesi durumunda çanak formasyonunun çöp olabileceğini söyleyebiliriz. Fakat 8.20 seviyesi altında bir kapanış görmediğimiz müddetçe buradaki 10.70 fiyatlamamız ancak biraz ilerleyen dönemlere doğru sarkmış sayılacağından dolayı buradaki hala 10.70 riski dolar-tl kurunda da bitmiş sayılmaz. Dünya ekonomileri üzerinde biliyorsunuz trilyonlarca dolar para basıldı. Avrupa bölgesinde özellikle trilyonlarca avro para basıldı. Bu paraların piyasada sirkülasyon yani dolaşımının devam ettiği süre içerisinde arkadaşlar bu enflasyonist baskı ilerleyen dönemlerde hiperenflasyon şeklinde yansıyabilir. Bu hiperenflasyon olayına girdiğimiz zaman ise maaşların düşük olması, bakın burası çok önemli. Belki çoğu işveren maaşların düşük olmasını sevindirici bulabilir kendileri açısından. Fakat bu ilerleyen dönemlerde döner dolaşır gene kendilerini vuracaktır. Çünkü neden? Bu insanların almış olduğu maaşlar gene sizlere harcama olarak yansıyacağından dolayı sizler gereken enflasyonun altında bu insanlara maaş vermeye devam ederseniz bir stagflasyon dönemine girmemiz de kaçınılmaz olacaktır. Elinizde istediğiniz kadar malınız olsun fakat bu malı alacak insan bulamadığınız takdirde ürünlerinizi de kimseye satamazsınız. Bunu da unutmamanızda fayda var. Evet sevgili dostlarım, doları inceledik. Dolarda beklentimiz olan seviye ve yukarı hareketin tekrardan devam edebilmesi için bizler için gerekli seviyenin hangi seviyeden geçmiş olacağını sizlerle birlikte burada inceledik. Videomuza burada son verirken altın ve gümüş videomuz da gelecek. Değerli metalleri takip eden arkadaşlarımız mutlaka bu döviz videosunun ardından değerli metaller, altın ve gümüş videomuzu da izleyebilirler. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.